doğru bilginin kaynağında rasyonelistleri gördük. Şimdi onların tam zıttı görüşleri savunan empiristlere bakacağız. Empirizmin Türkçesi deneycilik. Deneycilik der ki bilginin tek kaynağı duyum, algı, gözlem ve deneyimlerdir. Hatırlayalım rasyonelizmin tam tersi. Ve yine onlara zıt bir şekilde derler ki insanın zihninde doğuştan hiçbir bilgi yoktur. Zihnimizde var olan her şey sonradan deneyimler yoluyla kazanılır. Dediğim gibi rasyonizmin tam karşısında yer alırlar. Ve derler ki her şey deney sonucu oluşur. Eğer doğuştan bir bilgi olsaydı bebeklerde ve ilkel insanlarda da tanrı idesinin olması gerekirdi. İde ne demek? Düşünce demek. Ama araştırmalar bunun olmadığını gösteriyor. Demek ki her şey deneyden sonra oluşur. Demokritos, Bacon, Lock, David Hume, Hobbes ve Berkeley bu görüşün temsilcileri. Bir de empiristlerin içinde, onların içinde ama işi biraz daha ileriye götüren sensualistler diye bir akım var. Duyumcular diye çevirebiliriz Türkçeye. Bu biraz ekstra bir bilgi. Görürseniz şaşırmayın diye. Bunlar da yine deneyici gelenek içinde yer alırlar ama biraz daha ileriye giderek duyumlardan ayrı bir zihin olmadığını savunurlar. Şimdi John Locke'a bakalım. Empirist ve der ki insan zihni dünyaya boş bir levha ki bu tabula rasa diye geçer. İnsan dünyaya boş bir levha olarak gelir ve bu levha tamamen deneyimlerle sonradan dolar. Müzik <laughs>